Hülki Bey, tam bu ortamda, ya. şimdi İsveç'te de kendini Rusya'ya karşı sıkıntıda hissettiği için, NATO'nun koruma şemsiyesine girmek için de Türkiye'nin onayına muhtaç, ne olursa olsun. Bizim de zaten nelerden rahatsızlık duyduğumuz, nelerin değiştirilmesini istediğimiz ortada, bunlar kapalı kapılar ardında yapılmıyor, bütün dünyaya beyan ediliyor. Sadece zaten bizim de sıkıntımız değil, bize karşı yapılmış bir şey de değil, İslam aleminin tamamını çok fazla rahatsız edici bu eylemi, şu an itibariyle hani orada çok büyük bir kalabalık yok. Basın mensupları gelene kadar bile polis engelleyebilir. Hani yalandan bile olsa saygıyı bir süre gösterebilecekken şimdi neden bütün dünyanın ve özellikle de bizim gözümüze sokuyorlar ki bu tip eylemleri? Yani NATO'ya mı girmek istemiyorlar ya da öyle ya da böyle istediğimizi yaparız nasıl olsa alacaksınız bizi mi diyorlar? Valla ikinci ihtimal insanın aklına geliyor. O da tehlikeli bir oyun olur. Ee, yani Türkiye buna izin vermez herhalde. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne açıklarsanız açıklayın, nasıl bizi e, engellemeye çalışırsanız çalışın, biz aldırmayız. Arkamızda Amerika ve Avrupa var, NATO ülkeleri var. Biz bunu söke söke alırız. Valla söke söke alamazsınız kökleri elinizde kalır. Yani hani bir ağacın kökü gibi söke söke alırız. Neyi söküyorsun? Nereden söküyorsun? Ve kökler ağaçla birlikte elinde kalır. Sen de ağacın altında kalırsın. Böyle bir şey olamaz. Türkiye herhalde bu aşamadan sonra onlar da düşünüyordur. Türkiye'nin bu aşamadan sonra geri adım atmayacağını. Değil Hı -hı. mi? Yani ya da bir umursamazlık var orada. Böyle la, lakayt bir ülke, lakayt bir yönetim, umursamazlık. Başı boşluk. E, kim ne yaparsa yapsın böyle kendini bilmezlik egemen denebilir. Şıklardan biri bu. İkincisi de sizin dediğiniz gibi ya Türkiye'de ne oluyor? Biz istediğimizi yaparız. Anayasa değiştirdik diye Türkiye'yi kandırırız. Zaten e, NATO içindeki müttefikler Avrupalılar. Biz NATO içinde olmasak da Avrupa ülkesiyiz. Onlarla doğal müttefikiz. NATO müttefiki değiliz. Yani İsveç adına konuşuyorum. Biz NATO içinde değiliz ama Avrupa'nın içindeyiz. Zaten onlar bizim doğal müttefikimiz. Bizden vazgeçemezler. Hep birlikte Türkiye'ye baskı yaparlar. Türkiye de buna dayanamaz ve bize evet demek zorunda kalır diye düşünüyorlarsa kendi fikrimi söyleyeyim, yanılıyorlar. Yani yanılıyorlar. Bu siyasal uykudan yakında uyanırlar. Efendim anayasayı değiştirdik. E, Cumhurbaşkanı da ne demişti? E, Erdoğan, eylemlerinizi göreceğiz. Eylemsel olarak bakacağız. Anayasayı değiştirmeniz yetmiyor. <laughs> Anayasa orada, tavanda, ipe ip bağlı olarak asılı <laughs> olabilir. E, İsveç parlamentosunda. Bizim için hiçbir anlamı yok. Anayasalar her şey öyledir. Bütün ilkeler, görüşler, inançlar uygulama alanı bulursa bir anlam kazanır. Senin anayasan eğer pratikte, gündelik yaşamda da uygulanmıyorsa mesela onun içine istediğin kadar e, çok büyük sözler yazmış ol. Şimdi hangisi doğru İsveç için? İsveçli yetkililerden bir açıklama geldi mi bugün? Ya özür dileriz şöyle oldu böyle yok, oldu. Bir diye. ses yok. E, yok. Peki e, bizden tepkiler var. E, İsveç'ten böyle bir özür dile dilemek değil de diliyormuş gibi özür diliyormuş gibi yapan bir küçük açıklama bile gelse orada duran resmi görevlileri ve devlet otoritesini temsil eden İsveç polisini nasıl açıklayacaklar? Değil mi? Kesinlikle. Devletin, İsveç devletinin emrinde olan polis orada niçin bulunuyor? Kim onu hangi amaçla gönderiyor? Niye e, halkı düşmanlığa sevk eden kişiye engel olmuyor da ona bir ona engel olanlar olabilir diye onu korumak için gidiyor değil mi? Bunu nasıl açıklayacak İsveç yönetimi? Enteresan. Hatta bir parantez açayım. Bu ...alçak saldırıya tepki olarak gösteri düzenlemek isteyenler İsveç polisi tarafından gözaltına alındı. Yani e Gördünüz mü? Bakın tabii, bir taraf serbest bir taraf tabii serbest yani değil. Yani bunu yapmak ifade özgürlüğü ama bu alçak saldırıya tepki göstermek ifade özgürlüğü değil. Yani Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılabilir evet. ama Kur'an-ı Kerim evet. yakma eylemine karşı eylem yapılırsa... ...o, o özgürlük o sınırlaması evet. için de değildir. Evet, evet. Yani, yani o gözaltılar biraz... çok dikkat çekici. Buyurun, buyur şimdi güvey. birazcık daha devam edeyim isterseniz Buyurun. çok uzatmadan. Şimdi simgeler ve bu simgelerin e, nesnelerin, eşyaların, davranışların, hareketlerin bir temsili var. Neyi temsil ettiği önemli. Şimdi elimizde yazılı bir musaf olabilir, Kur'an-ı Kerim olabilir. Bu değil mi? E, İslamiyet'in kutsallarını teslim ed temsil ediyor. Hı hı. En önemli kaynağı değil mi İslamiyet'in. Şimdi siz bir başka inanca hakaret ediyorsunuz. Bırakın İsveç anayasasında olmasını, olmasa bile hiçbir anayasada, kanunlarında, yönetmeliklerinde, tüzüklerinde olmasa bile normal bir insanın başka insanın, başka inanç gruplarının inançlarına hakaret etmesi düşünülemez. Değil mi? Siz Batı ülkesisiniz. Şimdi Batının iki yüzlülüğü burada ortaya çıkıyor. Batının iki yüzlülüğü burada ortaya çıkıyor. Niye? Demokrasiye gelince, insan haklarına gelince, hayvan haklarına gelince, çevre haklarına gelince onlardan daha iyisi yok değil mi sözde? Evet. Sözde demokrat bunlar. Sözde insan hakları savunucusu. Yani sözde hümanist bunlar. Hümanizm Avrupa'da yayıldı. Aydınlanma orada yayıldı. Ama hala biz orada Orta Çağ'ın karanlığının sahnelendiğini görüyoruz işte ekranda şu anda. Orta Çağ'daki zihniyetten ne farkı var? Orta çağda da bilim insanlarını yakan kilise zihniyetinden ne farkı var bunun? Orta çağ karanlığından, bağnazlığından ne farkı var? Aradan bin sene geçmiş, hala aynı davranış kalıpları devam ediyor. Ama diplomatik olarak bunun, bunun da devamını bizim getirmemiz lazım. Bu batıya aydınlarımızın, akademisyenlerimizin, ey Türkiye akademi dünyası, bilim evreni uyumayın. Yani illa birisinden işaret gelecek de siz buna tepki koyacak değilsiniz. Siz kendiliğinizden buna tepki koymalısınız. Üniversite dünyasını söylüyorum Türkiye'deki. Hı hı hı. Üniversiteleri söylüyorum. Rektörlerimizden bir açıklama çıkması gerekir değil mi? Uygun olur. Bence öyle dünya e, kadar bilim yapılan... yapılan örgütümüz var. Onlardan çıkmalı. Evet. 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 Yani bu illa hükümetin, devletin açıklama yapması gerekmiyor ki. Öyle olsa da yetmez buna. E ee, inanç gruplarımızda diyanetinde üniversitelerin, medyanın, akademi dünyasının makul ölçülerde ve ikna edici ölçülerde açıklama yapması beklenir. Ya bizim üniversitelerimizi ben eskiden beri eleştiriyorum. Hepsini eleştiri içine dahil edemeyiz tabi. Her zaman her şeyin istisnası var. Ama üniversitelerimiz bizim bazen bazı ya da şöyle söyleyeyim cümleyi şöyle toparlayayım. Ee, bazı üniversitelerimizde sözde Ermeni soykırımı toplantıları yapılıp Türkler soykırım yaptı diye uluslararası toplantıların düzenlendiğine de tanık olduk biz. Maalesef. Yani şimdi bu mantık devam ediyorsa eğer Türkiye'de üniversitelerimizde o zaman bu eylemi de kınamak için cesaret edemez üniversitemiz. Ya bizim rektörlerimiz var, değerli insanlarımız var, çok değerli bilim insanlarımız da var. Ya bunlarda ya bu, bu benim işim değil, başkasının işidir diye kenara çekilemez. Yani bir insanın yaptığı bilim, bilim her zaman söylediğim şey, topluma faydası olmayacaksa hiçbir anlamı yok. Yunus Emre bile ne diyor? İlim ilim bilmektir, kendini bilmektir diyor. Yani insana bilimimizin faydası olması lazım. Hı hı. İnsana faydası olmayan bilimi çöpe atalım. Üniversitede dört duvar arasında biz bilim yapalım, master yapalım, doktora yapalım doçentlik, profesörlük, yöneticilik, bölüm başkanlığı, dekanlık, rektörlük, rektör yardımcılığı. Bunların hiçbirinin anlamı yok. Toplumla, insanla buluşmayan ve insanın toplumun hayrına, yararına ister fen bilimi, ister sosyal bilim. Toplumun hayrına olmayan bilimin hiçbir anlamı yoktur. E ne yapacağız yani? Dört duvar arasında oturup kendi kendimize propaganda mı yapacağız? Ben daha iyi kitap yazdım, makale yazdım diye. Bunun kime ne faydası var? Bu o zaman sadece bilim meslek olmaktan öteye gitmez. Profesyonel meslek olur. Makale yazdım maaşımı alayım. Ya bu böyle olmaz. E, doçent oldum, profesör oldum. ya e, oldun da kardeşim ne oldun yani sonuçta ne? Bırakın o baştaki titirleri. Topluma faydanız ne? Yazdığınız kitapta bir yenilik var mı? Bir toplumsal refleks gösteriyor musunuz şimdi? Mesela bu olaya toplumsal refleks gösteriyor musunuz? Medyamız gösteriyor mu? Ya ille bunun bir takım resmi kuruluşların şu arkadaşlar ...haydin bakalım demesi gerekmez ki ya. Kendiliğinden e, bu bilince sahip olması gerekiyor. Evet.